Saat 16, ekonomi gündeminde bugün dünyada ve Türkiye'de hangi gelişmeler var aktaracağız. Yarım saat boyunca Emin Çapa'yla karşınızda olacağız. Evet, bugün önemli gündem başlıkları var. Analiz bölümünde de hangi kentte neden yaşamak istersiniz ona bakacağız. Sparta ve Sinop ve Uşak önde. Evet. Neler ne var orada merak ediyorum. Ayrıntıları da merak ediyorum. Dinleyeceğiz ama önce bugünün gündemi diyeceğiz. Merkez Bankası bugün enflasyon raporunu açıkladı. Yılın ilk raporu bu. Bu yıl için enflasyon tahmini Merkez Bankası'nın %7,5. Eğer bu yıl enflasyonda düşüş başlamazsa bütün dengeler bozulur diyor Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı. Petrol fiyatı öngörüsü bu yıl 54 dolardan 37 dolara düşmüş durumda. Ama anladığımız üzere gıda fiyatları yüksek olacak. Gıda enflasyonu %9 diyor Merkez Bankası Başkanı bu yıl için öngörüsü. Aynı zamanda Şubat ayında enflasyona düşüş başlayacak diyor. Kırmızı et ve ekmekte de yeni adımlar geliyor fiyatı düşürmek için. Nedir acaba? Gıda komitesi açıklayacak. Ve Aramco Apple'ı geçer. Suudi Arabistan kralı Aramco'yu halka arz ediyor. Şimdi Apple'ın piyasa değeri 560 milyar dolar civarında. Aramco 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşacak ve dünyanın en büyük şirketi Suudi Arabistan'dan çıkmış olacak. 2,5 trilyon dolarlık rezerve sahip Aramco. İran'dan mesaj var. İran Türkiye Büyükelçisi'nin açıklamaları var. Ekonomi için, yatırımlar için Türkiye avantajlı, geç kalmayın diyor İran'ın Türkiye Büyükelçisi. CNN Türkiye konuştu. Ayrıntıları aktaracağız az sonra. Trafik sigortasında karmaşa devam ediyor. Taksicilerin eylemi vardı dün. Sigorta primleri çok yüksek, düşürün. Sigorta şirketleri de zarar, trafik kazaları çok fazla, zarar çok fazla, maliye çok fazla, primler bunu karşılamıyor diyor. Ve Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in dönüşü, doğum izninden dönüyor Zuckerberg ama ilginç bir fotoğrafla dönüyor. Gardırobun önünde çektiği bir fotoğrafla. İnanılmaz gardırop gri elbiselerle dolu. O gri elbiselerin sırrını da yine paranın izinin gündeminde konuşacağız ve Merkez Bankası diyeceğiz. Merkez Bankası yılın dediğimiz gibi ilk enflasyon raporunu açıkladı. Bu yıl için kritik dedi Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı. Enflasyon öngörüsü tahmini %7,5'a çıktı. Orta vadeli programla aynı seviyeye geldi. Ve bu yıl enflasyonda düşüş başlatmazsak bu Türkiye'yi daha kötü bir dengeye getirebilir dedi. Biraz önce aktardığım gibi kırmızı et ve ekmekte acaba hangi adımlar atılacak? Merkez Bankası Başkanı ilk sinyali verdi. 2016 yılı sonunda orta noktası %7,5. 2017 yılı sonunda ise orta noktası %6 gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Merkez Bankası enflasyonda 2016 sonu için tahmini 1 puan artırdı. Enflasyonun Ocak'ta çift haneye çıkma ihtimalinin ise az olduğunu söyledi ve Erdem Başçı uyardı. Enflasyondaki düşüşü eğer başlatamazsak bu Türkiye'yi çok daha kötü bir dengeye doğru götürebilir. Peki bu duruma düşmemek için nasıl adımlar atılacak? Gıda fiyatları enflasyonu yukarı çeken önemli kalemler arasında. Merkez Bankası Başkanı detaya girmese de özellikle kırmızı et ve ekmek fiyatlarına yönelik yeni adımlar olduğu sinyalini verdi. Bununla ilgili Gıda Komitesi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na bir rapor sundu. Kırmızı et fiyatları arz talep dengeleri açısından ele alındı. Ve orada tedbirlerin hızla alınması konusunda bir irade ortaya kondu. Ekmek fiyatları da bir ele alındı. Ekmekte maliyet nedir? Yeni fiyatlamalar nasıldır? Başçı bir kez daha enflasyonu düşürmek tek başına Merkez Bankası ile olmaz mesajı da verdi. Kolektif çaba gerek dedi. İlgili bakanlıkların ve üreticilerin refahını maksimize etmeye çalışması. Fakat diğer taraftan da geniş bir tüketici kesimi var. Para politikasına ilişkin de konuştu. Sadeleşme politikasının zamanlaması ile ilgili mesaj verdi. Tek faize geçebilir miyiz? Henüz değil. Şu anda günlük likidite politikasıyla ayarlama yapmanın daha avantajlı olur. Bu yıl görevi sona erecek olan Başçı yeniden atanıp atanmayacağı da soruldu. O konuyu konuşmak için gerçekten erken şu. Başçı enflasyon toplantısından sonra da yine enflasyon hedeften belirgin olarak saptığı için hükümete açık mektup gönderdi.
Hedefi tutturamamanın iki temel nedeni döviz kurundaki artışlar ve gıda fiyatlarının yüksek seyri olarak gösterildi. Döviz kuru artışının enflasyona etkisinin 2015 yılı sonu itibariyle yaklaşık 3 puan olduğu belirtildi. İşte yılın ilk enflasyon raporundan başlıklar. Enflasyon tahmini orta vadeli programla aynı seviyeye geldi. Bu yıl düşüş başlamazsa dengeler kötüleşir dedi Merkez Bankası Başkanı. Emin mektup da gitti. Kurun enflasyona etkisi 2015'te 3 puan. Gıda fiyatları yüksek. Bunda Merkez Bankası tek başına mücadele edemez. Destek lazım. Hükümetin kararlılığı da önemli mesajı geldi. Enflasyon açısından 2018'de %5'e ulaşırız açıklaması da vurgusu da var. Şimdi enflasyon açısından rapordaki başlıklar böyle. Şimdi ben önce bir şey söylemek istiyorum. Merkez Bankası'nın varlık nedeni ne Ebru? Fiyat istikrarı. Evet. Fiyat istikrarı ne demek? Fiyat istikrarı şu demek. Merkez Bankası'nın kendi yarattığı paraya, yani kendi bastığı paraya, bizimkisi neyi basıyor? Türk lirasını basıyor. Onun değerini korumak Merkez Bankamızın ana varlık nedeni. Dünyada da çok az Merkez Bankası'nın başka görevi var. Örneğin Amerika'dakinin biraz da büyümeyi kollama görevi var paralelde. Ama bizimkinin öyle değil. Yasa çok açık, ona diyor ki yarattığın paranın değerini koru. Çünkü enflasyon demek yarattığı paranın değerini koruyamaması demek. Tek varlık nedeni bu. İki, Merkez Bankamız diyor ki ben iki yıl daha %5 hedefine ulaşım. Benim bir hedefim var %5. Kaç yıldır var bu hedef? 5 yılı geçti. Bu hedef var ve bu hedefe kalıcı olarak ulaşamıyorum. Ben 2 yıl daha ulaşamayacağım demek. Şimdi iktisat biliminde bir şey var. Para politikası ile mali politikaları biz birbirinden nasıl ayırırız? Şöyle ayırırız. Mali politikalar uzun erimlidir. Uzun vadede etkisini gösterir. Buna karşın para politikası araçları kısa vadede etkisini görür. Bizim Merkez Bankamıza diyordu ki benim aldığım tedbirler 6 yıl, ay içinde etkisini gösterir diyordu. Bugüne kadar hep Merkez Bankası'nın geçmiş para politikası kurulunu, Merkez Bankası başkanlarımızın açıklamaları bakınca bunu gör. Bu şu demek, 2 yıl daha ben %5 enflasyon hedefine ulaşamayacağım demek. Merkez Bankası bize şöyle diyor. Arkadaşlar, enflasyon yüksek. Onu düşürmek için almam gereken tedbirler var ama o tedbirleri 2 yıl ben almayacağım, zamana yayacağım, zamana bırakacağım demek. Neden böyle demek? Kredilerin faizler konusunda herhangi bir şey yaparsam kredilerdeki o hafif canlanmayı engelleyebilirim korkusu var Merkez Bankası'nda. Haklı bir korku da olabilir bu. Ama Merkez Bankası'nın söyledikleri içinde bir tane doğru bir şey var. O da şu. Enflasyonu tek başıma ben inerim. Et ve ekmek için bu. Ama enflasyonu da Merkez Bankası tek başına indiremez. Evet, doğru. Ama onun asli görevi bu. Bu asli görevinden, varlık nedeninden Merkez Bankası bu kadar kolay sıyrılamaz herhalde. Gıda enflasyonu %9 olacak bu yıl için öngörü. Yüksek. Geçen yıl da düşük müydü? 10-11'ler. Geçen yıl da yüksekti. Çok yüksekti. Yani çok fazla bir değişim olmayacağını anlıyoruz yine de öngörülerde. Asgari ücret vergi artışlarının yansıması olacak. Asgari ücretin bir etkisi olacak. Bu da en az bir 1,5 puan hesaplanmıştı. Ama o 2-2,5 olacak. Kurun enflasyonu etkisi 2015'te 3 puan. Ama küresel oynaklık devam ediyor vurgusu da geliyor. Yani tek faize geçemem diyor. Zaten mektupta da diyor ki Merkez Bankası 7,5 politika faizi ama ortalama fonlama faizi 8,9 şu anda. Yani 9'a geldik. 9'a geldik diyor. Yani likiteyi yani kısarak faizi yükseltiyor aslında. Faiz evet. Yüksek diyor. Yani diyor ki ben siyasetçi aslında yalan söylüyorum. Benim faizi yükseltmedim diyorum ama benden faizi düşük tutmam ya da düşürmemi isteyen siyasetçiye ben yalan söylüyorum. Aslında gerçek faizim... Yalan demeyelim de hani elimdeki yani araçları elimde böyle başka türlü kullanıyorum ya. Diyelim. Ama yukarı yani sonuçta gerçek faiz. Faiz o değil. Bu Merkez Bankası'nın politika faizi gerçek faiz olmaktan çıktı demek bu. Bunun tercümesi. Bunun tercümesi bu. Bugün mesela 2 yıllık gösterge Haziran 2017 vadeli kağıdın yeniden ihracı vardı. Faiz 11,28. Son yine günlerin en yüksek faizlerinden biri. Beklenen bir faiz ama yüksek bir faiz. Yüksek bir faiz. Çift taneye %11'in üzerine çıkan %11,3'e yaklaşan bir faiz. Yani faiz yüksek aslında. Faiz yüksek. Aslında yüksek olan faiz değil, yüksek olan enflasyon. Enflasyon düşsün, faiz onu takip edecektir zaten. Yani enflasyon %2 de veya Amerika'daki gibi, Avrupa'daki gibi Allah'ım bu enflasyonu bir türlü yükseltip 2'ye getiremiyoruz derdimiz var da faizimiz %11 değil. Enflasyonumuz %2 olsun, %3 olsun faizimiz kaç oluyor? O zaman onu o zaman görürüz. Enflasyonumuz kalıcı olarak %5 seviyesinde olsun. Bakalım o zaman faizimiz yani...
ne diyelim, piyasa faizi diyelim. Piyasa ortalama faizimiz 9'da mı? Ortalama fonlama faizi 9'da mı kalacak yoksa 6'lara 7'lere mi inecek? Bizim sorunumuz faiz değil, bizim sorunumuz enflasyon. Enflasyonu düşürelim, faiz bakalım onu takip ediyor mu, etmiyor mu? Ve küresel oynaklı tabii faizin düşmesi. Orada haklı. Reformlar, işte Türkiye'nin ayrışması. Pozitif ayrışması. Pozitif ayrışması, reformlar, mali disiplin, Avrupa Birliği süreci, işte gıda konusunda atılacak adımlar, bütün bunların Merkez Bankası'na yardımcı olması. Gıda konusunda geçen sene bu kurul kuruldu ama hala çok neden yüksek, hiçbir şey yapılmadı? Gerçekten çok evet, yüksek. Bunun önemi de şurada Ebru. Soru şu. İtalya'da, işte Fransa'da, Almanya'da, Japonya'da, Amerika'da kuraklık ya da susuzluk ya da şu bu olmuyor mu? Soğuk olmuyor mu? Yollara kar yağmıyor mu yahu? Yağıyor. Neden bizde gıda fiyatları bu kadar oynak, bu kadar büyük bir üretici olduğumuzu geçen iddia etmemize rağmen? Dünyada. O zaman dünyada düştü ama Türkiye'de düşmedi. Burada dolayısıyla, görüyorsun. Evet. Dolayısıyla bizim arada bir yerlerde bir sorunumuz var. Zincirimizde bir sorunumuz var. Çiftçi memnun değil. Küçük üretici diye bir şey. Biz memnun, zaten. Tüketici memnun değil. O zaman kim memnun? Sanayici aldığı tarımsal emtianın fiyatının yüksekliğinden çıkıyor. Herkes şikayet ediyorsa, herkes, üretici de dahil olmak üzere, çiftçi de dahil, herkes şikayet ediyorsa demek ki yapısal bir sorun. Bunu mutlaka Türkiye'nin enflasyon meselesinden daha öncelikli bir mesele olarak, yani temel bir mesele olarak ele alıp çözmesi lazım Ebru. Biliyorsun Cem Seymen de bu işin içinden çıkamadı. 3 yıldır para dedektifini yapıyor. O da bu işi vallahi çözemedi. Dünyada patatesin fotoğrafı pahalı. Bugün Hürriyet'in birinci sayfasında var ya, 1 milyar euroya satılan patates fotoğrafı, bizde kendisi pahalı. Peki, bir dünyada ünlü bir endeks vardır, Big Mac endeksi. Amerika'da çok önemli bir göstergedir ve bütün dünyaya yayılmıştır. Herkes kendi ülkesindeki, her ülke kendi ülkesindeki hamburger fiyatlarına göre bu endeksi takip eder. Şimdi asgari ücretle çalışan bir kişi bir hamburger yemek için acaba Türkiye'de kaç saat çalışmak zorunda? Hemen söylüyorum. 2 saat 18 dakika çalışmak zorunda. Amerika'ya gitmeyelim, Avrupa'ya gitmeyelim. Polonya'ya bakalım, hani biraz daha bizim gibi ülkelere bakalım. Polonya'da bir asgari ücretli 43 dakika çalışmak zorunda. Yani hamburger yemek için çok çalışmak gerekiyor. Beste Uyanık araştırdı. Bakalım hamburger yiyebiliyor muyuz? Tüm dünyada geçerli ünlü Big Mac endeksi Türkiye'de hamburger yemek için çok çalışmak gerektiğini söylüyor. Bir Big Mac Polonya'da 2 dolar 60 sente, Ukrayna'da 2 dolar 88 sente satılıyor. Türkiye'de ise bir Big Mac 3 dolar 43 sent. Peki bu ülkelerde ücretler nasıl? Polonya'da asgari ücretli bir çalışan saati 3 dolar 59 sent kazanıyor. Ukrayna'da saatlik kazanç 1 dolar 70 sent. Türkiye'de ise asgari ücretli çalışan saate 4 lira 50 kuruş yani 1 dolar 49 sent kazanıyor. Bu hesaplamayla asgari ücretli Türkiye'de 2 saat 18 dakika çalışırsa bir hamburger yiyebiliyor. Aynı hamburgeri yemek için Ukrayna'daki asgari ücretli 1 saat 41 dakika, Polonya'daki asgari ücretli ise 43 dakika çalışmak zorunda. Elimde gördüğünüz hamburgeri dünyanın hemen her köşesinde bulmak mümkün. Bize karşılaştırmamız daha geçerli olsun diye Türkiye'deki şubesinden 9 lira 50 kuruş vererek bu hamburgerden bir tane aldık. Yaklaşık 3 doların biraz daha üzerinde ödemiş olduk. Ancak işin en acı yanı, asgari ücret kazanan bir kişi bu hamburgerden bir tane yiyebilmek için 2 saatin üzerinde çalışmak zorunda. Veremem ki. Ya nasıl vereceksin? Nasıl yiyip nasıl alacaksın? Simit alamıyorsun hamburgerinizi. Anca bakarsın böyle resmine. Elimde gördüğünüz hamburgerin tanesi 9 lira 50 kuruş. Asgari ücret alan bir kişi olarak bu hamburgere böyle bir ücret öder misiniz? Maalesef ödeyemem. Çünkü benim 2 saatlik yemeğime denk geliyor. Kendi şartlarımla, imkanlarımla veremem. Oraya vereceğim parayla evliyim, çoluğum çocuğum var. Onların ihtiyacını karşılamayı daha doğru buluyorum. Hamburgerin yanında içecek ve patates de yemek isterseniz fiyat 15 liraya kadar çıkıyor. Bunun için de bir asgari ücretli 3,5 saat çalışmak zorunda. Halil Kahraman'ın görüntüleriyle izledik Beste Uyanık'ın haberini. Bayağı hamburger kıymetliymiş.
Evet. Çok yemem ama. Ben hiç yemem, ben vejetaryenim ama şunu söyleyeyim, geçen hafta çarşamba günü Dünya Gazetesi'nde... Çocuğu olanlar mecburen alıyorlar, ne yapacaklar? Bence gene de uzak tutsunlar. Dünya Gazetesi'nde Özcan Kadıoğlu arkadaşımız bunu bir genel olarak şey yapmıştı ama onunkinde G7 ülkeleriyle kıyaslama vardı. Daha biz BES'ten biraz daha bize yakın ülkeleri kıyaslamasını istedik. Ama Özcan Kadıoğlu'nun yazısını da seyircilerimiz Dünya Gazetesi'nde çarşamba günkü sayısında geçtiğimiz hafta bulabilir. İlham aldığımız yazıdır yani. De vardı. Evet. Suudi Arabistan dünyanın en büyük şirketini yaratıyor. Aramco'yu halka açmaya hazırlanıyor. Halka arzın ardından 1 trilyon dolarlık bir şirket doğacak. Yani Apple'ı geçecek. Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco, Apple'ı tahtından etmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan hükümeti dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco'yu halka arz edecek. Borsaya açılacak Aramco'nun 1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle tarihin en değerli şirketi olması bekleniyor. Teknolojide dünyanın en büyüğü Apple'ın piyasa değeri hali hazırda 560 milyar dolar seviyesinde. Yani halka açılması durumunda Aramco, Apple'ın değerini ikiye katlayacak. İlk petrol kuyusunu 1935'te açan Aramco'nun yaklaşık 265 milyar varil petrol rezervi bulunuyor. Bu da küresel petrol rezervlerinin toplam %15'ine denk geliyor. Aramco günde 10 milyon varilin üzerinde petrol üretiyor, rezervlerinin değeri 2,5 trilyon doları aşıyor. Aramco CEO'su halka arzın yerel ve uluslararası olabileceğini açıkladı. Rezervler satılmayacak ancak şirketin rezervler üzerinden gelir elde etmesi üzerinde çalışılıyor dedi. Suudi hükümetinin bu kararında petrol fiyatlarının son 12 yılın en düşük seviyesine gerilemesi etkili oldu. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'da bütçe petroldeki düşüş nedeniyle 2015'te 98 milyar dolar açık verdi. Ülke tarihinin en büyük bütçe açığını kapatmak için harcamalarda kesintiye gitmeyi ve petrol dışında gelir kaynakları yaratmayı planlıyor. Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in oğlu Muhammed bin Salman da özelleştirme reformları kapsamında Aramco'nun halka arzının ekonominin yararına bir adım olacağını söyledi. Şirketin ne kadarlık bölümünün halka açılacağı ise henüz net değil. Ancak halka arzın New York borsasında gerçekleşeceği belirtiliyor. Allah'tan kredi kartlarımız var. Bu arada Suudi Arabistan'la ilgili bir şey söylemek istersen 5 yıl sonra da istifa de... iflas edebilir Suudi Arabistan. IMF'nin uyarısı da var. Evet, böyle giderse onun ama benim dev şirketlerim var diyorsun. Diyor. Ama tabii başka da ne halka arz edecek zaten? Kalmadı bir şey. Yok zaten. Mecburen bunu. Bunun fakat artık... beni en güldüren bu her yerde aynı. Diyor ki petrol rezervlerini aslında vermiyor. Hayır, petrol rezervlerini veriyorsun aslında. Çünkü şirketin o petrol rezerv sahaları olmasa niye alsınlar senin şirketini? Aynı şey BP içinde, Shell içinde atıyorum. Vallahi diğer Ruhani şirketler de Avrupa'da geçer. İran Cumhurbaşkanı ilk temaslarını yapıyor. İtalya'da, Fransa'da. Çok bugün Francis'le görüşüyor. Yarın Hollande'la görüşmesi Fransa'da devam edecek. 120 kişilik bir heyeti var. İran'ın Ankara Büyükelçisi de Türk yatırımcılar avantajlı, geç kalmayın diyor. Türk iş adamları bu rekabette çok avantajlı mesajını veriyor. Öyle diyor ama müteahhitlere vize vermiyorlarmış. Sabah Parametre'de dinledim. Müteahhitlere vize vermiyorlarmış. TÜSİAD heyeti bu ay gidecek. TÜSİAD bu ay gidecek. Yani konuştum ay gidecek. Evet ama yani onlar da biraz zorlanmışlar öğrendiğim kadarıyla. Otomotiv Türkiye'ye yan sanayi ama inşaat bakmıyor. Biraz sorun galiba. Kredi kartı, para azalınca biz karta sarılırız ama böyle kart kullanmayı da sevmişiz. Hani banka kartlarını da çok fazla kullanıyoruz nakitten ziyade. Kartlarla 523 milyar lira harcamışız. 171 milyonla cebimizdeki kartlarla bu sayıyla da Avrupa birinciliğine oturmuşuz. Türkiye kart sayısında Avrupa lideri. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre geçen yıl Türkiye'de kullanılan kredi kartı sayısı %2 yükselişle 58.2 milyon adede yükselirken banka kartı sayısı %7 arttı, 112.4 milyon adede aştı. Yani toplamda 171 milyon adetlik kart sayısıyla Türkiye Avrupa'da ilk sıraya yerleşti. 2015 yılında kartla yapılan alışverişlerin toplam tutarı ise 526 milyar liraya ulaştı. Bunun içinde kredi kartı ödemeleri %14 artarken banka kartlarıyla yapılan ödemeler %28'lik büyümeyle dikkat çekti. Kartlı ödemelerin hane halkı harcamaları içindeki payı ise son 5 yılda %28'den %39'a yükseldi. İnternet alışverişlerini de sevdik, hatta cepten yaptık alışverişleri. Geçtiğimiz yıl internetten kartlı ödeme tutarı %32 arttı. Toplam kartlı ödemelerin %11'i internetten yapıldı. İnternet alışverişlerinde mobilin payı ise %43'e ulaşıyor.
Alışverişi seviyoruz. İnternetten alışverişi seviyoruz. Her yerde alışverişi seviyoruz. Bu arada analiz zamanı hangi iller yaşanabilir? En çok hangi illerde para kazanılıyor? İşte iş memnuniyeti hangi illerde yüksek? Emin Çapa ayrıntılı olarak aktaracak ama hani et fiyatlarını konuştuk. Ya et fiyatları ve ekmek fiyatları konusunda Gıda Komitesi bir karar açıklayabilir diye. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'tan açıklama geldi Emin. Et fiyatlarını disipline edebilmek için ithalat izni vereceğiz diyor. Çok şaşırmadık herhalde. Fiyatların düşmesi için çözüm ithalattır. Daha önce de denenmişti. Dolayısıyla Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ithalatı arttıracağız, ithalat izni vereceğiz diyor. Et fiyatlarının düşmesi için disipline edilmesi. Üzücü bir şey bu. Neden? Çünkü ithalat demek başka ülkelerin çiftçisi. Biz para aktaracağız demek. Bu paraları biz kendi ülkemizin çiftçisine aktarmamız lazım. Kendi ülkemizde bunların hayvancılığın geliştirilmesi lazım. Bunu bir gün ayrıntılı konuşalım. Peki. Analiz zamanı diyeceğiz. Hangi kentler daha yaşanabilir? Hemen söyleyeyim ben ilk başta çok dikkatimi çekti. Isparta, Zonguldak, Eğitim'de Tunceli, Uşak önüne çıkan iller. En mutlu il de Sinop'muş. Neden? Ayrıntıları Emin Çapa aktarıyor. Araştırmanın ayrıntılarında çok veri var ve önümüzdeki dönemde bunları biraz konuşacağız. Türkiye İstatistik Kurumu ilk kez bir araştırma yayınladı. Türkiye'nin hangi ili en yaşanılası iller, bunları sıraladı. Değişik kategori, 11 ayrı kategori var. Bu her kategorinin altında da 3 ya da 4 ayrı kategori var. O alt kategoriler de çok önemli. İleriki günlerde bunlardan da bazı detayları sizinle paylaşacağım. Örneğin hangi ilde zenginler servetin ne kadarına sahipler? Hangi ilde ben temel ihtiyaçlarımı karşılayamayacak kadar yoksulum diyenlerin sayısı fazla. %70'den fazla nüfusunun %70'den fazlası ben temel ihtiyaçlarımı karşılayamayacak kadar yoksulum diyen iller var. Önümüzdeki günlerde bunun ayrıntılarına bakacağız. Türkiye'nin 11 kategoriye bakılıp toplanıp çıkarıldığında en yaşanılası kenti Isparta çıkmış Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre. İkinci sırada Sakarya, üçüncü sırada Bolu var. En yaşanılası kentler sıralamasının en altında kimler var? En kötü durumda Muş çıkmış. İkinci sırada Mardin var. Efsanevi, büyüleyici Mardin. Ve üçüncü sırada Ağrı var. En kötü, yaşam açısından en kötü iller sıralamasının ilk üçü de ne yazık ki böyle oluşmuş. Peki bunun biraz ayrıntısına bakalım. Neler bunlar? Bunlar neye göre belirlenmişler derseniz 11 ayrı kategori var. Konut kalitesi bunlardan biri. Konut kalitesi açısından Türkiye'nin en iyi ili Sakarya. Konut kalitesi açısından en iyi ikinci il Sinop. Üçüncü sırada da Bolu var. Konut kalitesi en kötü 3 il neresi peki diye baktığımızda Ardahan konut kalitesinin en kötü olduğu il çıkmış Türkiye İstatistik Kurumu araştırmasında. Ağrı ikinci sırada, Mardin'de üçüncü sırada konut kalitesi açısından. Diğer bir kriter ne? Çalışma hayatı. Çalışma hayatının değişik başlıkları var. O başlıkların toplamına bakıldığında Zonguldak çalışma hayatı açısından en iyi il seçilmiş. İşte işsizlik oranı var, bunun içinde istihdama katılma var, saat başına ücret var, çalışanın işten memnuniyet var. Bu açılardan Zonguldak bir numara çıkmış. İkinci sırada Bilecik, üçüncü sırada Kütahya var. Çalışma hayatının en kötü olduğu, en zor olduğu iller neresi? Batman ilk sırada, Mardin ikinci sırada, Şırnak üçüncü sırada çıkmış çalışma hayatı kriteri açısından TÜİK'in araştırmasında. Gelir ve servet olarak bakıldığında tabii kimsenin şaşıracak bir şeysi yok. Çünkü burada bakılan şeyler gelirin ne kadarı orta ve üst grupta, ben temel ihtiyaçlarımı karşılayamayacak kadar para sahibi değilim diyenler ne kadar az ve bir de kişi başına bankada ne kadar para var. İstanbul, Ankara, İzmir tahmin edeceğiniz gibi ilk 3 sırayı paylaşıyorlar. Ama tabii burada bir şeyi de söyleyelim. Bu illerde çok büyük şirketler var. Çok büyük şirketler olduğu için onların da bankada büyük parası var. Bu para nüfusa bölündüğü zaman tabii biraz oradan profili oluyorlar. Yoksa İstanbul'dakiler o kadar kişi başına bankada para sahibi değiller. Peki gelir ve servet açısından en kötü iller neresi? İlk sırada Adıyaman var. İkinci sırada
Ağrı ve Ardahan da 3. sırada geliyor gelir ve servet açısından. Sağlık bir kentin yaşam açısından en önemli unsurlarından biri sağlık hizmetlerine erişim. Isparta bu açıdan ilk sırada, ikinci sırada Bolu, 3. sırada da Rize var. Sağlık hizmetlerine erişim açısından en kötü ilimiz Ağrı, ikinci en kötü ilimiz Kilis, üçüncü en kötü ilimiz de Şırnak çıkmış ne yazık ki. Diğer kriter açısından eğitim. Eğitim çünkü sizin sosyoekonomik statünüzü belirliyor. Bu yüzden eğitim olanakları, ildeki eğitim olanakları çok önemli. Eğitim açısından ilk sırada Tunceli var, ikinci sırada Isparta, üçüncü sırada Amasya geliyor. Eğitim açısından en kötü üç ilimiz Hakkari, Şırnak ve Ağrı olarak görülmüş Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasında 11 kriterden biri olan eğitim başlığında. Çevre açısından Kastamonu ilk sırada en yaşanılır kent olarak, ikinci sırada Karabük, üçüncü sırada da Bilecik gelmiş. Çevre açısından bakıldığında en kötü 3 il Iğdır, Muş ve Hakkari olarak sıralanmış Türkiye İstatistik Kurumu'nun verisinde. Ve güvenlik. Artvin Türkiye'de en güvenli yer çıkmış. İkinci sırada Sinop, üçüncü sırada Gümüşhane var. Bunlarda tabii suç istatistikleri var bunların içinde. Bu üç il güvenlik açısından en güvenilir üç il. En güvenilmez üç il neresi diye baktığınızda şaşıracaksınız. Muğla, Kilis ve Antalya geliyor. Tabii Muğla ve Antalya'nın turizm beldeleri olduğunu da bir kere daha hatırlatalım. O da onların güvenlik açısından durumunu değiştiriyor biraz. Ve sivil katılım dediğimizde Sakarya ilk sırada, Kocaeli ikinci sırada, Sivas üçüncü sırada gelmiş. Sivil katılımın en düşük olduğu iller Hakkari, Ağrı ve Muş olmuş. Sivil katılım açısından en kötü 3 ilin sıralaması böyle. Peki devam edelim diğer grafiğimizle. Altyapı, kentin altyapısı açısından İstanbul ilk sırada, İzmir ikinci, Ankara üçüncü. Altyapı açısından en kötü 3 ile baktığımızda Hakkari en kötü ilimiz altyapı açısından, Muş ikinci, Ardahan üçüncü sırada geliyor. Ve sosyal yaşamda İstanbul, Uşak ve Bolu'yu görüyoruz sosyal yaşam açısından en iyi. Şırnak, Mardin, Adıyaman'da sosyal yaşam açısından en kötü 3 ilimiz. Son iki grafiğimizi arkadaşlarımız, en son iki grafiğimizi verebilirlerse eğer hemen onu da söyleyelim. Yaşam memnuniyeti, kentte yaşayanlar memnuniyeti açısından da Sinop'ta yaşayanlar Türkiye'de yaşam memnuniyeti en yüksek olanlar çıkmış. İkinci sırada Afyon, üçüncü sırada Bayburt'ta yaşayanlar geliyor. Yaşam memnuniyeti açısından en kötü 3 ilimiz Tunceli'dekilerin yaşam memnuniyeti en düşük. Osmaniye ikinci, Diyarbakır'da üçüncü sırada gelmiş diyelim. Ve burada bitirelim bugünlük paralizini. Yarın Ebru Baki ile birlikte gene sizinle birlikte olacağız. Siz de bizimle olun.